Bugün üzeri örtülmeye çalışılan bir sürü karanlık noktası olan ve sizin lütuf olarak değerlendirdiğiniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK'lar eliyle yaptığınız hukuksuzlukları konuşacağız, haksızlıkları konuşacağız. Bu kararnamelerle meclisi devre dışı bıraktınız. Anayasa Mahkemesi kendini yetkisiz ve görevsiz değerlendirdiği için de Türkiye'yi neredeyse bir yıldır sürekli uzattığınız olağanüstü hallerle dilediğinizce yönetiyorsunuz. Tamamen hukuk dışı ve anayasasızlaştırılmış bir Türkiye'de yapıyorsunuz bunu. Darbeyle mücadele görüntüsü altında yaptığınız işlemlerin birçoğunun aslında darbeyle ilişkisi yok. Aslında yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların ve tüm toplumsal muhalefet kesimlerinin ayırt etmeksizin üstüne gitmeleriniz gerçekte FETÖ'nün değirmenine su taşıyan gerçekler. FETÖ ile mücadele edecekseniz biz yanınızdayız. Sonuna kadar yanınızdayız. Ancak sizin yaptığınız, sizin beğenmediğiniz FETÖ'cülerle mücadeledir. Çünkü size yakın olan, siyasi nüfuzu olan, gücü olan ve özellikle de siyasi bağı olan FETÖ'cüleri bir bir koruyorsunuz ve ne tahliye edildiğini de zaman zaman görüyoruz. 100.000'in üzerinde kamu görevlisi ihraç ettiniz. Bunları haksız yapıyorsunuz, hukuksuz yapıyorsunuz. Yargı kararını bekleyin, yargıyı hızlandırın dediğimizde bize verdiğiniz cevap ağaç kökü yesinler oldu. Şimdi komisyon kuruldu diyeceksiniz. Bu bir palavradır, boş bir palavradır. Komisyonun görevlendirilmesi aylarca sürmüştür. Kendi iç işleyişine baktığınızda dosya başına 5 dakikadan daha az süre düşmektedir. Bu aslında mağduriyetleri gidermek üzere değil, bilakis mağduriyetleri artırmak üzere planlanmış bir oyundur. Hiçbir hak arama yolu bırakmadınız. Demokrasisi askıya alınmış, anayasası askıda, mahkemeleri tamamen saraya bağlanmış bir Türkiye'de insanlar işlerini talep ettiler, onur mücadelesi verdiler. Derin bir korku içerisindesiniz. Biraz önce bahsetmiştik, söylemiştik. Gezi'den gözünüz çok korktu. Çünkü toplumu her yerinden sıkıştırıyorsunuz. Haksızlıkla, hukuksuzlukla, despotlukla, baskıyla herkesi sıkıştırıyorsunuz. Ve toplumsal muhalefetin özgürlük talebiyle, demokrasi talebiyle, adalet talebiyle bir gün ayağa kalkacağından korkuyorsunuz. Aslında bu da sizin elbette ki korkulu rüyanız olmaya devam etsin. Çünkü biliniz ki bu ülkenin demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, barış isteyen ve dilediğince yaşamak isteyen, sizin baskılarınıza rağmen dilediğince yaşamak isteyen insanların mutlaka bir gün size karşı koyacağını ve iktidarınızın sonunu getireceğini bilin diyorum ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.